Meşhur demir testi arkadaşlar. Çok sık istenir bu. Niye istenir? Yüksekliği ne demek? Düşüklüğü ne demek? Normal aralığı nedir? Size biraz bundan bahsedeyim çok kısa. Şimdi demiri biliyorsunuz vücudumuzda kırmızı kan hücresi yani eritrositlerin içinde hemoglobin var. Hemoglobin yapısına giren bir element. Demir eksikse hemoglobin yani eritrosit seviyeniz azalır. Kansızlık diyoruz buna. Peki demir seviyesi yükselirse ne olur arkadaşlar? Biraz da bundan bahsedeyim. Yükselirse çok yüksek değerlerde eklem ağrısı olur, yorgunluk, zayıflık, karın ağrısı olur. Deride koyulaşma olur. Demir çünkü deriye çökebilir. İleriki seviyelerde kalp yetmezliği, karaciğerde çökerse siroz, pankreasta çökerse diyabet olabilir. Yine beyinde çökebilir, testislerde çökebilir. Bu durumda impotans olur, cinsel isteksizlik olur, beyin sisi, depresyon olur. Yani çöktüğü yere bağlı. Onun için demirin yüksek olması da çok fazla istenmez arkadaşlar. Demir yüksekliği niye olur? Biraz bundan bahsedeyim. Yine çok fazla takviye, suplement almada, demir takviyesi almada demir eksikliği olabilir. Onun dışında hemokromatoz denen demirin böyle vücutta çöktüğü bir takım genetik hastalık var. Hastalıklar bunlar da yine demir yüksekliği olabilir. Çok sık kan nakilleri alan kişilerde olabilir. Bazen hemolitik anemi, karaciğer hastalıkları, orak hücreli anemi gibi durumlarda, talasemi, sideroblastik anemi gibi durumlarda yine kemik iliğinin miyelodisplastik sendromlarında demir yüksekliği olabilir. Şimdi demiriniz yüksekse ne yapmanız lazım? Bir kere çok fazla C vitamini tüketmeyeceksiniz. Çünkü C vitamini alırsanız demirin emilimi artar. Alkol yine almayacaksınız. Et çok fazla tüketmeyeceksiniz. Evet, demir böyle arkadaşlar. Yine bununla ilgili sorunuz varsa sorabilirsiniz videonun altından. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.